Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni serimiz Sanctuary Günlüklerine hoş geldiniz. Bu serimizle birlikte Diablo'nun hikayesine sizlerle birlikte göz atıyor olacağız. Tabii ki Azeroth sohbetleri kadar uzun süreli ve sık gelen bir seri bu olup olmayacağını zaman gösterecek ama en azından bu başlangıç serimizde Diablo 4 oyununun ana hikayesini ve göze çarpan yan görevlerin hikayelerini sizlere anlatıyor olacağım. Hazırsanız başlayalım. Maceramız bineğimizin üzerinde başlıyor. Oyuna birinci seviyede binek ile başlamanın haklı sevincini yaşayacakken biraz sonra hevesimiz kursağımızda kalacak. Henüz kim olduğunu bilmediğimiz bir anlatıcı bize üzerinde yaşadığımız sığınak ile ilgili tarihsel bir bilgi veriyor. Cennet ve cehennem arasında ebedi çatışma adı verilen bir savaş olduğundan ve bu savaştan sığınmak için bu sığınağın kurulduğundan bahsediyor. Fakat bir şekilde biz ölümlüler bizim için yaratılmamış bu sığınakta bu ebedi çatışma savaşı içerisinde hayatta kalmaya çalışırken kendilerine Horadrim denen gizli bir grup ölümlüleri bu sığınakta korumaya çalışıyor. Sığınağın yaratıcıları yeniden sığınağa dönüp insanları kendi saflarına çekmeye çalıştıklarından bahsediyor ve ekliyor. Bu onların düşüşünün hikayesi. Atımızla giderken hava yavaş yavaş kararmaya başlıyor ve etrafımızda bazı fısıltılar duymaya başladığımız anda atımız huysuzlanıyor ve karanlıkta kayboluyor. Daha sonra atımızın cesedini buluyoruz ve bizi takip eden bir kurt karanlıkta kayboluyor. Şiddetini arttıran fırtınadan sığınacak bir mağara arıyoruz ve mağarada yorgunlukla derin bir uykuya dalıyoruz. Uykumuzda, rüyamızda bir kurt görüyoruz ve bizi soğuktan donmaktan kurtararak uyandırıyor ve maceramız bu noktada başlıyor. Biraz doğuya gittikten sonra sığınabilecek bir köy buluyoruz fakat köyde ilk başta kimsecikler yok. Ahırdan gelen seslere kulak verdiğimizde aklını hafiften yitirmiş biraz saldırgan bir keşiş ve başında Ozven ve Vani adında iki adet köylü görüyoruz. Ozven bize biraz sert çıkışsa da Vani daha yumuşak davranıyor ve olanları anlatmak için Hana çağırıyor. Yukarıda harabelerin orada iblislerin saldırdıklarını ve köy halkı olarak korunmasız olduklarını söylüyor ve yardım istiyor. Hatta deliren keşişin orada gördüklerinden ötürü bu şekilde delirdiğini iddia ediyor. Tabii ki biz de bu zavallı köy halkına yardım edeceğimizi söyleyip harabelerin yolunu tutuyoruz. Buz uğultusu adı verilen harabelerde iskeletleri ve diğer iblisleri alt ettikten sonra girdiğimiz bir salonda kafası kesilmiş olarak duran bir rahip buluyoruz ve onu incelerken yaralı baron Xval isminde dev bir iblis bize saldırıyor. Onu da hakladıktan sonra harabeleri iblislerden temizlediğimizi bildirmek için köye geri dönüyoruz. Vani geri döndüğümüzde bizi gördüğüne çok şaşırıyor ve verecek herhangi bir altınları olmadığını eğer istersek bize ikramda bulunabileceklerini söylüyor. Zaten aç ve sığınacak olan bizler içinde bu reddedilemez bir teklif oluyor. Biz de kabul ediyoruz ama ne oluyorsa ondan sonra oluyor. Anam. Anam ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne içirdiniz bana? Lan. Osman bizi bir arabaya koyup ambara doğru götürürken ekranda edebi bir eserin sözleri beliriyor. Cesedimi gördüm ve nefret dolu sözcükler döküldü dudaklarımdan. Bir baba çocuğunu odun yığınında yaktı ve bir anne küllerinden yeni bir çağ yarattı. Zayıfın güçlendiğini gördüm. Bir kuzu sürüsünü kurtlarla ziyafet çektiğini ve kan yağdı çöl mücevherinin üzerine ve cehenneme giden yol tepe taklak oldu ve bir ışık mızrağı geldi sonra nefretin kalbini delip geçen ve o serbest kaldı bağlı olduğu zincirlerinden Ratman'ın kehaneti. Ratma Inarius ve Lilith'in ilk evladı ve ilk ölüm büyücüsü. Onun kehaneti Diablo evreninde birçok keşiş tarafından araştırılmış. Ve prolog ekranda gözüken bu kehanet aslında oyunun kalanında bizleri bekleyen maceraların da bir habercisi aslında. Fakat bunları düşünecek çok vaktimiz yok. Başımız belada. Ozven cebinden çıkardığı kan yapraklarını bize yediriyor ve tam bize parçalara ayırmak üzereyken imdadımıza oyunun başında gördüğümüz deli keşiş Yosef yetişiyor. Ozven'i hakladıktan sonra bizi uyandırıyor ve köyün geri kalanını ne yazık ki öldürmek zorunda kalıyoruz. Yosef ile tekrar konuştuğumuzda aynı bize yaptıkları gibi onu da uyuşturduklarını ama kaçmanın bir yolunu bulduğunu söylüyor. Konuşmamız sırasında mide bulantısıyla kusuyoruz ve bize yedirilen kan yapraklarını Josef de görüyor din dışı yapılan bu ayinin cevaplarını köyün şapelinde bulabileceğimizi, anahtarının ise bu köye liderlik eden Vani'de olabileceğini söylüyor. Biz de anahtarı alıp şapele giriyoruz. Bu arada şapele girmeden önce Yozef'e Neves köyünde ne aradığını sorduğumuzda kasabanın rahibini aradığını, vergi göndermeyi uzun zaman önce bıraktığını ve nedeninin ne olduğunu öğrenmeye geldiğini söylüyor. Harabelerde bir karanlık hissettiğini ve araştırmaya gittiğinde de rahibin başı kesik cesedini bulduğunu söylüyor. Arabelerden kaçıp köye sığındıktan sonra halkın ona ikramlarda bulunduğunu belirtiyor ve sonrasında biliyoruz zaten. Şapele girdiğimizde bize yedirilen kan yapraklarının aynısını görüyoruz yerde ve incelediğimizde geçmişte bu mekanda ne yaşandığını görebiliyor oluyoruz. Bu bizim bundan sonraki süper gücümüz olacak. Sinematikte Pederköy halkını kiliseye davet ettikten sonra ışığın kendilerine doğruyu göstermesine rağmen hala güneşledikleri için köy halkından utanç duyduğunu ve kendilerine çeki düzen vermeleri gerektiğini söylüyor. O sırada kilisede beliren Lilith, köy halkına işledikleri günahların içinde güzelleşebileceklerini, cehennem lordlarının gelmekte olduğunu, zincirlerini kırıp olmak zorunda oldukları kişi değil, olmak istedikleri kişiyi keşfetmelerini istiyor. Tabii ki köy halkının Lilith'in bu cazibesine karşı durması onlardan beklenebilecek bir durum olmadığı için Lilith'e bağlılıklarını gösteriyorlar ve Pederi de kilisenin içinde öldürüyorlar. Sonradan da anlıyoruz ki pederin kafasını kesip onu buz uğultusu arabelerinin içine taşıyan da köy halkının ta kendisiymiş. Lilith buradaki halkı kendi himayesini aldıktan sonra kapıda bekleyen yardımcısı Elias'a kurak bozkırlara gitmesini ve hazırlıklara başlamasını istediğini söylüyor. Gördüğümüz bu imgeden uyandıktan sonra olan biteni Josef'e anlatıyoruz. Boynuzlu bir iblis gördüğümüzü ve cehennem lordlarının gelmekte olduğundan bahsettiğini ve insanların hayatta kalmasına yardım etmek istediğini söylüyoruz. Hatta çocukları olarak kabul ettiğini ve herkesin ona anne diye sesini bağrına bastığını söylüyoruz. Bu söylediklerimize bakılırsa Lilith bile bizi etkilemiş gibi sanki. Yosef bu söylediklerimizden uyanıyor ve hemen katedrale bunu bildirmesi gerektiğini söylüyor. Bize de buranın kuzey doğusunda bir keşiş olduğunu, çok güvenilir olmasa da yasak olan hakkında bilgiye sahip olduğunu ve bize yardımı dokunabileceğini söylüyor. Eğer onu ikna edip Kiyovaş'a getirirsek ışığın bizden razı olacağını söylüyor. Biz de vakit kaybetmeden yola koyuluyoruz. Kulübeyi bulduktan sonra kulübede kimsenin olmadığını görüyoruz. Biraz etrafı araştırırken Ava çıkmış olan keşişimiz sinsi ve gizemli bir şekilde kulübeye doğru geliyor. İzinsiz kulübesine girdiğimiz için bize saldıracağını düşünürken akşam yemeğini bizimle paylaşmak istediğini söylüyor. Keşişimizin adı Lorat ve tüm olanı biteni anlatıyoruz. Neden bu görüleri gördüğümüzü sorduğumuzda da bize e, Lilith'in kanının verildiğini söylüyor. Lilith'in nefretin kızı olduğunu ve korunan annesi olduğunu söylüyor. Yıllar önce buradan kovulduğunu ama bu dünyanın onun yaratımının bir eseri olduğunu söylüyor. Kehanette de bir gün geri döneceği söyleniyor. Görünüşe bakılırsa dönmüş. Ne istediğini soruyoruz. Lorat işte asıl soruda bu diyor. Korunağın melekler ve iblisler arasındaki bu ebedi savaşta arada kaldığını ancak Lilith'in ne meleklere ne de iblise hizmet edeceğini belirtiyor. Onun bizim için planları var. Tıpkı yavrularını korumak isteyen bir anne gibi. Burada biz Payımıza düşeni öğrenmek istiyoruz. Lorat'a yozlaşıp yozlaşmadığımızı sorduğumuzda henüz emin olmadığını ama bir şekilde Lilith ile aramızda bir bağ olduğunu söylüyor. Bu bağı Lilith'in amacının ne olduğunu bulmak için kullanacağımızı belirttikten sonra Lorat'ın yüzü gülüyor ve bu işte o zaman beraberiz diyor. Geceyi kulübede geçirmemizi öneriyor ve sabahın ilk ışıkları ile Kuyovaşa'da gideceğimizi söylüyor. Kuyovaşa'da doğru giderken Lorat iblislerin şehre bu kadar yakın olmasının normal olmadığını... Lilith'in etkisinin gittikçe yayıldığını söylüyor. Yolda giderken gördüğümüz bir heykeli Lorat'a sorduğumuzda onun Inarius olduğunu, Işık Katedrali'nin hep onun adını ağzına aldığını duymuş olabileceğimizi söylüyor. Tümseyici tavırlarından Lorat'ın çok da inançlı biri olmadığını anlıyoruz. Inarius'un bir melek olduğunu ve insanların arasında dolandığını söylüyor. Lilith'in buralarda olduğunu öğrenince kan akacağını, onların ezelden beri düşman olduğunu da belirtiyor. Eğer onları durdurmazsak olanın insanlara olabileceğini söylüyor. da girdiğimizde muhafız bizi kapıda karşılıyor ve şehre girmek için bir arınma ayini yapmamız gerektiğini söylüyor. Arınma ayinin ne olduğunu sorduğumuzda Lorat bize açıklıyor ama kendisi bu ayinlere pek inanan biri gibi dur durmuyor. Hatta ayini ona yıllardır yaptırmaya çalışan bir yaşlı muhafız onun yapmayacağını bildiği için geçmesine izin veriyor fakat biz ayini yapmak zorunda kalıyoruz bir kutsal tahta parçasına sahip olduğumuzu düşündüğümüz günahımızı yazıp ateşe atıyoruz. Barbar olduğum için tabii ki öfkeyi seçiyorum ben. Şehre girdiğimde Lorat'ı buluyorum ve bana yazdığım günahımla ilgili doğru bir tahminde bulunuyor. Ona şaşırırken daha da şaşırdığım mevzu bir atı hazırlıyor oluşu. Nereye gittiğini sorduğumda gördüğüm imgemdeki soluk benizle Elias'ın peşinden kurak bozkırlara gideceğini söylüyor. Onun bu işlerde ne rolü olduğunu öğrenmek istiyor. Elias'ın onun için neden bu kadar önemli olduğunu düşünmeye başlıyorum. Lorat ile biraz daha konuştuğumuzda Inarius hakkında söyledikleri biraz düşündürtüyor. Inarius'un binlerce yıl cehennemde tutulmasından ve orada kaçıp tekrar korunağa gelmesinin kilise tarafından nasıl abartılarak anlatıldığını söylüyor. Binlerce yıl cehennemde kalan birinin nasıl bir pisliğe dönüşebileceğinden bahsetmiyorlar diyor. Ratman'ın kehanetinde Lilith'in yerini sorduğumuzda Evet kehanette döneceğinden bahsediliyor ama Inarius kehaneti bencilce amaçları için çalıp katedralin öğretisine karıştırdığını ve bizi kurtarmaya gelen kahraman o olacakmış gibi gösterdiğini söylüyor. Lorat ile konuştukça ister istemez Inarius'a karşı bir ön yargı oluşmaya başlıyor bizde. Bizden kendi silahını tüccar Ozren'den almamızı istiyor. Para lafını da etmiyor. Bir de parasını biz kendi cebimizden vermek zorunda kalıyoruz. Ayrıca Ozran tuhaf görünüşlü bir muska veriyor bize. Bunu da ona götürebilirsin diyor. Muskayı Lorat'a götürdüğümüzde Horadrim'lerin işareti olduğunu söylüyor. Horadrim'lerin korunağı iblislerden korumaya ant içmiş bilginler ve sihirbazlardan oluşan kadim bir düzen olduğunu, bugün sayılarının azaldığını söylüyor. Böylelikle Lorat'ın da Horadrim'lerden biri olduğunu öğreniyoruz. Ayrıca bize bir Horadrim ismi daha veriyor. Don'un İblisler hakkındaki bilgisinin enginliği Kibrin'e eş değer olduğunu söylüyor. Onu aramamız gerektiğini, kendisine Skosklen'de bulabileceğimizi söylüyor ama ekliyor. Önce katedrale git. Araştırmalarımızda çok iyi bir müttefik olabilirler. Ve Lorat atına binip ağır ağır adımlarla kurak bozkırlara doğru giderken tüm bu olanları ve kaderi sorguluyor. Ses tonundan oyunun ilk başlangıcında da konuyla ilgili bilgi veren anlatıcının kendisi olduğunu anlıyoruz elinde düşük bir şans olsa da Horadrim olmasının sorumluluğunu yerine getirerek Lilith'in bu dünyaya getireceği kötülüğü yine Lilith ile bağlantısı bulunan bir gezginle birlikte insanları koruyacağını düşünüyor. Ve arkadaşlar böylelikle hikayenin prolog kısmı bitmiş oluyor. Sanctuary günlükleri ikinci bölümünde ek bir ile başlayan hikayeye kaldığımız yerden sizlerle birlikte devam ediyor olacağız. Bu arada videomuz ile ilgili geri bildirimleriniz çok önemli. Lütfen videomuzun yorumlar kısmına her türlü yorumlarınızı iletmekten çekinmeyin. Eğer videomuzu beğendiyseniz de beğenmeyi, henüz kanalımıza abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir.